Arkadaşlar, Emera Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2012 model Chevrolet Captiva. Takmış olduğumuz cihaz Joyng marka 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızalı Android multimedya cihazı. Cihazımızın 13.6 inç büyüklüğünde ekranı var. Görmüş olduğunuz gibi ön konsolu yukarıdan aşağı komple kapsıyor. Arabamıza tam uyumlu. Montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Orijinal soketine birebir montaj yapılıyor. Şimdi cihazın kullanımına geçmeden önce birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle cihazımız 4 GB RAM PX6 işlemciye sahip çok hızlı bir cihaz. Haricinde 10.0 işletim sistemi var. CarPlay özelliğimiz var. Sesli komut özelliğimiz var. Arabamıza tam uyumlu ve şu ana kadar Captiva için üretilmiş Tesla cihazlarının içinde en iyisi diyebiliriz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Navigasyon programımız açıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi tam ekran açılıyor. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Daha sonrasında yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Bu internetsiz kullanılan bir navigasyon programı. Bunun haricinde bir de internet üzerinden kullanmış olduğumuz Google Maps ve Yandex'imiz var arkadaşlar. Daha sonrasında ana sayfaya geçelim isterseniz şu şekilde. Ana sayfaya geçtikten sonra ana sayfamızda görüyorsunuz hem pusula bilgilerini gösteriyor hem de yukarıda neredeyse işte play pause, radyo desek radyo bilgileri, bunları görebiliyoruz. Yine alt kısımda klima bilgimiz var. Eğer klimamızı buradan açarsak görmüş olduğunuz gibi çift yönlü klimayı da destekliyor. Derecimizi açıp kapatıyoruz. Fanımızı açıp kapatıyoruz. Bunların bilgisini sağlıklı bir şekilde veriyor. Veyahut da burada yön değişikliği yapıyorum mod tuşundan. Bunları da yine kendi ekranımızda sağlıklı bir şekilde görebiliyoruz. Buradan geri geldik. Radyo bölümümüz var. Radyo bölümünün kullanımı çok basit. İstersek ekrandan ileri geri otomatik frekans değiştirebiliriz. Direksiyon kumandamız aktif çalışıyor. Direksiyon kumandamızda 7 ayrı mod tuşumuz var. Ses açma kısmı, sek, ileri tuşu, mute, telefon cevaplama ve mod tuşları. Bunların hepsini cihazımız destekliyor. İstersek direksiyon kumandasından frekans da değiştirebiliriz. Ekrandan da değiştirebiliyoruz. Bulmuş olduğumuz frekanslardan herhangi birini hafızaya almak istersek alt kısımda, daha doğrusu orta kısımda 12 tane radyo frekans hafıza yerimiz var. Nereye hafızaya alacaksak onun üzerine bir iki tane basılı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Radyo kullanımımız bu şekilde. Daha sonraki menümüz müzik menüsü. Cihazın kendi hafızası var. Bu hafızaya müzik atabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB'miz var. Bu USB'ler üzerinden flash disk, hard disk bağlayabiliriz. Takmış olduğumuz flash disk ve hard disk içindeki müzik videoları direkt cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Yine ekran üzerinden parça atlatmamız çalışıyor. Direksiyon kumandasından ileri parça atlatmamız, ses açma kısmımız yine aktif bir şekilde müzik menüsünde de destekliyor. Müzik menümüzün kullanımı bu şekilde. Bir geri geldik arkadaşlar. Video bölümümüz var. Video bölümünün kullanımı da yine müzik menüsüyle aynı. İstersek kendi hafızasına atmış olduğumuz videoları veyahut da istersek Torpedo'daki USB üzerine takmış olduğumuz harici bellek içindeki videoları cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Yine ekrandan ileri geri parça atlatabiliriz. Direksiyon kumandamız yine aktif. İstersek buradan ekran büyütüp ekran küçültebiliyoruz. Normalde eski Tesla modellerinde biliyorsunuz sadece şu ekranda bize görüntüyü veriyordu. Bu yeni versiyonlarda ekranı hemen hemen komple kaplıyor. İstersek arkadaşlar listemizi de görebiliriz. Liste üzerinden de parça seçmek istersek seçeceğimiz parçanın üzerine gelip bir kere tıklamamız yeterli. Seçmiş olduğumuz parça üzerinde sardırma da yapabiliyoruz. Geçiş hızını görüyorsunuz. Bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın gerçek 4 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Video bölümümüzün kullanımı bu şekilde. Bir sonraki menümüz DSP. Cihazımızda gerçek DSP modülü var. Yazılım değil kesinlikle. Direkt ses çıkışı olarak eklenmiş bir DSP modülü. Bunun kullanımını göstereceğim size. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi hoparlörlerimizin tek tek gain ayarını yapabiliyoruz. Bakın mesela sağ ön hoparlörü kapatıyorum. Sol ön hoparlörü kapatıyorum. Veyahut da ses gain ayarını yapıyorum. Sol arkayı kapattım. Sağ arkayı kapattım. Misal veriyorum, sadece sağ önü dinlemek istiyorum. Komple açtım. Sağ hoparlörümüzden ses geliyor. Yine tüm hoparlörlerde teker teker bu ayarı ayrıntılı bir şekilde yapabilirim. Bir geri geldik arkadaşlar.
Equalizer bölümümüz var. Equalizer'da da yine en ince ayrıntısına kadar tiz ayarlarımız, bas ayarlarımız, orta bölümlerde olan mid ayarlarımız, bunların frekans ayarlarını, desibel ayarlarını, herz ayarlarını ayrıntılı bir şekilde yapabiliyoruz. İstersek burada kayıtlı equalizer ayarlarından da seçim yapabiliriz. 6 ayrı modumuz var kayıtlı. Rock modu, popüler, klasik, vokal, jazz ve normal mod. İstersek de aşağı kısmada yine 6 tane kendimiz equalizer ayarı yapıp hafızaya alabiliyoruz. Tekrar bir geri geldik arkadaşlar. Balans ayarımız var. Bunu zaten az önce göstermiştim. Hoparlörlerin teker teker gain'ini açma. Bas üzerinde ayar yapabiliriz arkadaşlar. Frekans ayarı, gain ayarı. Bu da subwoofer'da geçerli. Eğer amfi bağlarsak ve subwoofer bağlarsak bunun hem gain ayarını hem herz ayarını buradan ayrıntılı bir şekilde yapabiliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar Sound Fight ayarımız var. Bu da hoparlörlerin santim uzaklıkları. Yine 4 bölgede çalışıyor. Sağ ön, sol ön, sağ arka, sol arka. Bunların bize metre uzaklığına göre burada santim ayarı yapabiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi misal veriyorum. Sağ arka hoparlörümüz 36 santim uzaklıkta diyoruz. Ve cihaz o uzaklığa göre bize ses tayin ediyor. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Filtre bölümümüz var. Burada da LPF ve HPF ayarlarını yapıyoruz. Yine amfi bağlarsak low pass, high pass, herz ve kilohertz ayarlarını, yüksek frekans, alçak frekans ayarlarını bu bölümde, filtre bölümünde yapabiliyoruz. Son filtreyi de zaten göstermiştik. Equalizer ayarımız bu şekilde. Bundan sonraki uygulamalarda genelde internete ihtiyacımız var. Ayarlar bölümünden internet açmayı göstereceğim size. Öncelikle arkadaşlar ayarlar bölümüne girdik. Ayarlar bölümüne girdikten sonra daha fazla ayarı tıklıyoruz. Daha fazla ayarı tıkladıktan sonra en üstte ağ ve internet var. Bağlanmak istediğimiz ağı aratıyoruz arkadaşlar kablosuzu açarak. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklamamız gerekiyor. Normal bir tablet bağlar gibi. Tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da kullanabileceğimiz uygulamaları göstereyim size. Burada uygulamalar menüsüne girdik arkadaşlar. Sağ tarafta görmüş olduğunuz tüm uygulamaları cihaz üzerinden kullanabiliriz. Easy Connect özelliği var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. İnternete bağlamış olduğumuz telefonun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz. Maillerimizi kontrol edebiliriz. Google üzerinde gezinti yapabiliriz. Google haritalarımız var. Google haritalardan arkadaşlar navigasyon programımızı kullanabiliyoruz. Daha sonrasında bu uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa, misal veriyorum Spotify, Fizi, TVBu, Netflix, TV Plus, bu tarz uygulamaları da Play Store uygulaması üzerinden indirebiliyoruz. Ayrıyeten bir de Z-Link uygulamamız var. Bu da arkadaşlar iPhone telefonlarda CarPlay, Android telefonlarda da Android Auto uygulamasını destekliyor. Şu anda biz iPhone telefon bağlantısı yaptık. Onu da göstereceğim size. Buradan ana menüye geldik. Uygulamaları seçtik arkadaşlar. Z-Link bölümüne giriyoruz. iPhone telefonumuzun bağlantısını yaptıktan sonra Z-Link uygulamamıza bastıktan sonra iPhone telefonumuzun bağlantısını yaptığı için CarPlay uygulamamızı açıyor arkadaşlar. Şu anda telefonumuzun CarPlay'i bağlı ve kablosuz CarPlay. Görmüş olduğunuz gibi. İstersek buradan haritalarımızı görebiliriz. WhatsApp üzerinden mesaj yazabiliriz. WhatsApp mesajlarını cevaplayabiliriz. Hatta WhatsApp'tan konum geldiği zaman direkt haritalardan gelmiş olan konuma gidebiliriz arkadaşlar. Müzik programlarımız varsa bunları kullanabiliyoruz. WhatsApp üzerinden yazma işlemi Siri ile yapılıyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi telefonumuza bir konum aldık WhatsApp üzerinden. Ve hem telefonumuz üzerindeki haritayı görüyorsunuz hem de cihaz üzerindeki haritayı görüyorsunuz. Telefonumuzu cebimizden çıkarmadan direkt WhatsApp üzerinden gelen haritaya gidebiliyoruz arkadaşlar. WhatsApp'ın kullanımı bu şekilde. İstersek WhatsApp'tan mesaj da yazabiliriz. Mesaj yazmak için de arkadaşlar WhatsApp'a giriyoruz. Mesaj yazacağımız kişiyi sesli olarak söylüyoruz. Misal veriyorum Hüseyin diyoruz. Siri direkt devreye giriyor. Devreye girdikten sonra Hüseyin'e yazacağımız mesajı sesli olarak söylüyoruz ve Siri direkt size sesli olarak söylemiş olduğunuz mesajı karşı tarafa yolluyor arkadaşlar. CarPlay'in kullanımı da bu şekilde. Veyahut da bunun haricinde işte müzik programlarımız olabilir. Spotify, Fizi, bu tarz programları da direkt cihaz üzerinden kullanabiliriz arkadaşlar. CarPlay'den geri geldik.
ana menüye geçtik. Cihazımızda geri vites kamerası montajı yaptık arabamıza. Vitesi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Ortadaki yay görüyorsunuz arkadaşlar. Direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru çevriliyor. Daha sonrasında geri vitesten çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Aynı zamanda cihazımız kapı açık kapalı bilgilerini de veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca arkadaşlar cihazımızda yeni bir özellik, sesli komut özelliği var. Onu da size göstermek istiyorum. Belli atanmış kelimeler var. Şurada yakınlaştırırsak Hüseyin Bey. Buradaki görmüş olduğunuz kelimeleri cihazımız sesli komut olarak algılıyor. Misal veriyorum. Kısa bir iki örnek yapalım. Bluetooth'u aç. Navigasyonu aç. Radyoyu aç. Radyoyu kapat. Videoyu aç. Başla. Film aç. Müziği aç. Sesi aç. Sesi kapat. Sesi aç. Sesi yükselt. Sesi yükselt. Sesi kıs. Sesi kıs. Ana menü. Ana menü. Burada belli birkaç kelime var. Biz ana menü olarak biliyoruz ama belki yanlış söylüyor olabiliriz. Ana menü değilmiş arkadaşlar. Ana sayfa. Radyoyu aç. Görmüş olduğunuz gibi sesli komutla da cihazımızı yönetebiliyoruz. Bu da sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama buradaki tabii kelimeleri ezberlememiz gerekiyor. Yaklaşık 100 ayrı cümlemiz var. Bu cümleler de zaten cihazımızı genel olarak sesli komutla yönlendirmemize yetiyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.